Herkese selamlar. Bugün Göçmenlik Bürosu ve konsolosluklardaki son gelişmelerle ilgili karşınızdayım. Geçtiğimiz bir hafta içinde o kadar çok gelişme oldu ki bunların hepsini bir videoda toparlamak gerçekten çok zor. O nedenle bu videoyu iki kısım halinde yayınlayacağız. Birinci kısımda ve ikinci kısımda her ikisinde de Göçmenlik Bürosu ve konsolosluklardaki gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Özellikle Göçmenlik Bürosu ile ilgili gelişmeler çok fazla. Tabiri caizse Trump seçimlerden önce hala birçok değişiklik peşinde. Dolayısıyla Göçmenlik Bürosu'nda çok fazla aktivite var. Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Özellikle public charge kuralı, yani green card almak isteyen kişilerin Amerikan hükümetine herhangi bir yük olmasını engelleyen kural. Göçmenlik Bürosu'nun green card almak isteyen kişilere sponsor olan kişileri takip edebilmesini sağlayan yeni bir sistem. Göçmenlik Bürosu'nun green card almak isteyen kişilere, maddi olarak sponsor olmak isteyen kişilerin bilgilerini başka devlet kurumlarıyla paylaşacağını öngören tasarı. Göçmenlik Bürosu başvurularındaki harç ücretleri artışıyla ilgili yeni gelişmeler. Asylum, yani iltica başvurularındaki çalışma izni başvurularının iltica başvuruları yapıldıktan sonra bir seneye çıkartılmasıyla ilgili kural. Göçmenlik Bürosu'nun green card vatandaşlık mülakatlarına avukatların telefonla katılmasını sağlayan kuralının önündeki engeller. Kanada devletinin Amerika ile Kanada arasındaki Safe Country dediğimiz güvenli ülke anlaşmasını anayasaya aykırı olduğunu beyan ederek iptal etmesi. Göçmenlik Bürosu'nun bütçe kriziyle ilgili yeni gelişmeler. Asylum başvurularında tercümanlarla ilgili yeni kurallar. Ekim ayı vize bulletini, yani Ekim ayındaki vize bulletin ve vize numaralarının durumu. H-1B profesyonel işçi vizesinde son gelişmeler, Göçmenlik Bürosu'na harç ücretlerinin artırılmasıyla ilgili açılan davada son gelinen nokta ve tabii DV Lottery 2020, yani 2020 Green Card kazananlarının açmış olduğu davada gelinen son nokta bahsedeceğim konular arasında yer alıyor. Bu arada eğer videolarımızı beğeniyorsanız, kanalımıza destek olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Bildirimleri açarsanız yayınlanan videolardan ilk sizin haberiniz olur. Gerçekten o kadar çok gelişme, o kadar çok değişiklik var ki mümkün oldukça sık bir şekilde sizleri güncellemeye, yeni gelişen konular hakkında bilgi vermeye devam etmeye çalışacağım. Öncelikle public charge kuralı hakkındaki son gelişmeler. Public charge kuralından daha önceki videolarımdan bahsetmiştim. Hatta mahkeme public charge kuralını askıya aldığı zaman bunun için de ayrı bir video çekmiştik. Public charge kuralı kısaca bir kişi green card alırken, mülakatta green card başvurusu yaparken veyahut da bir kişi göçmen olmayan bir vize alırken, Amerika içinde statü değişikliği yaparken devlet yardımı almaya meyilli mi? Devlet yardımı alma ihtimali var mı? Yoksa kendi kendine yeterliliği var mı? Buna bakan bir kuraldı. Ve mahkeme public charge kuralının uygulanmasını engellemişti. Fakat en son mahkeme kararı public charge kuralının uygulanmasının engellenmesini ortadan kaldırdı. Dolayısıyla public charge kuralı şu anda yürürlükte. Göçmenlik Bürosu buna uygun olarak yapmış olduğu açıklamada 13 Ekim'den itibaren public charge ile alakalı bütün formların doldurulması gerektiğini ve Göçmenlik Bürosu'na sunulması gerektiğini söyledi. Peki 13 Ekim'den önce gönderilen dosyalar ne olacak? Bunlarda public charge kuralıyla ilgili formlar veyahut da sorular doldurulmadıysa bile onlar için Göçmenlik Bürosu ekstra bir soru sorarak RFE dediğimiz, Request for Evidence dediğimiz sorgulama göndererek bu bilgileri isteyecek. Ama 13 Ekim'den sonra public charge ile alakalı formlar, sorular eğer cevaplanmadıysa o dosyaları geri gönderecek. Göçmenlik Bürosu'nda public charge kuralı bundan sonra tam etkisiyle uygulanmaya başlayacak. Dolayısıyla public charge kuralı ile ilgili yayınlamış olduğumuz ilk video çok detaylı bir şekilde nelerin public charge'a girdiği, nelerin girmediği konusu hala geçerliliğini devam ettiriyor. O videoyu izleyebilirsiniz. Public charge kuralının uygulamadan kalktığını söyleyen videomuz, anlatan videomuz ise artık geçerliliğini yitirdi. O videoya ayrıca bir not yazacağım zaten kendim. O videodaki bilgilerin geçerli olmadığıyla alakalı. Göçmenlik Bürosu ile ilgili başka bir gelişme. Covid nedeniyle Göçmenlik Bürosu göndermiş olduğu sorgulamalara, redlere itiraz etme, cevap verme sürelerini bildiğiniz gibi uzatmıştı. Göçmenlik Bürosu yeni bir açıklama yaparak bu sürenin biraz daha uzatıldığını belirtti. Dolayısıyla Mart 2020 ile 1 Ocak 2021 arasında dosyalara gönderilen sorgulama veyahut da dosyaların reddedilmesi üzerine dosyaların temiz edilmesiyle ilgili verilen süreler ki
Göçmenlik bürosu genelde bu süreleri 30 gün, 60 gün, 90 gün şeklinde belirler ve bu size gelen belgede mutlaka yazar. Bu sürelere 60 gün daha ekleyerek göçmenlik bürosuna cevabınızı gönderebilirsiniz. Dolayısıyla bir sorgulamada cevap süresi 30 günse COVID'den dolayı 60 gün ekleyerek 90 gün içinde cevap verilmesi mümkün hale geldi. Dolayısıyla göçmenlik bürosu bu cevap verme süresindeki 60 gün uzatmayı 1 Ocak 2021 tarihine kadar uzatmış oldu. Başka bir gelişme, asylum başvurusu yapan kişilerin çalışma izni başvurusu yapmasıyla ilgili. Bilindiği gibi Ağustos'ta geçen bir kanunla asylum başvurusu yapan kişilerin çalışma izni başvurusu yapabilmesi için başvuruların üzerinden 1 sene geçmesi gerekiyordu. Eskiden 150 gün olan kural artık 1 seneye çıkmıştı. Bununla ilgili açılan 2 tane dava vardı göçmenlik bürosu aleyhine. Ya bu 2 davada mahkeme bu 2 davanın davacılarına çalışma iznine 1 sene sonra başvurulabilme kuralını kaldırdı. Dolayısıyla bu kişiler çalışma iznine 150 gün sonra başvurabiliyorlar. Bu çok önemli bir gelişme. Bu sadece bu grubun üyelerine geçerli olan bir şey. Fakat anladığımız kadarıyla bu grupların parçası olmak mümkün. Nasıl mümkün? ASAP ve KASA diye geçiyor bu gruplar. ASAP, Adana, Samsun, Adana, Paris diye yazılıyor. KASA da Ceyhan, Adana, Samsun, Adana diye yazılıyor. Bunlar birer non-profit, kar amacı gütmeyen dernek. Eğer bunlara üye olursanız, onlara üye olarak bu davalara katılabiliyorsunuz. Buna özellikle internetten bakınız. Ben de bununla ilgili yorumlar kısmında bir link koyacağım. Eğer bu derneklere üye olursanız bu davanın içine katılıp sizin de bu imkandan faydalanma hakkınız olabilir. Niye olabilir diyorum? Çünkü bu konu daha çok yeni, gelişen bir konu ama iki derneğin yöneticileri de bu derneğe üye olarak sizin bu imkanlardan faydalanabileceğinizi söylediler. Eğer asylum dosyasında bir avukatınız varsa avukatınızı değiştirmiş olmuyorsunuz. Avukatınız asylum dosyasında sizi temsil etmeye devam ediyor. Sadece bu çalışma izninin çabuk alınabilmesi için o davaya katılmış oluyorsunuz. Çok güzel bir haber. Bu dava beraberinde o davaya katılmayan insanlara da 150 gün içinde çalışma izni başvurusu yapma hakkı verecek mi? Eski haklar geri gelecek mi? Aslında ümidimiz bu yönde ama henüz orada değiliz. Henüz sadece bu davanın davacıları bu haktan faydalanabiliyor ve bu grubun üyeleri. Göçmenlik bürosu ile ilgili başka bir gelişme. Göçmenlik bürosu bazı mülakatlara avukatların telefonla katılmasına izin vermişti son yaptığı açıklamayla. Neden? Covid nedeniyle. Avukatlar bir yerden bir yere seyahat etmek zorunda kalmasın. Göçmenlik bürosu avukat geliyor diye bir oda daha hazırlamak, bir oda daha ayarlamak zorunda kalmasın. Bu gibi sebeplerden dolayı göçmenlik bürosu avukatların asylum dışındaki mülakatlara, vatandaşlık, evlilik, iş yeri üzerinden sponsorluk bu mülakatlara telefonla katılmasına izin vermişti. Bazı göçmenlik bürosu görevlilerinin avukatların mülakata katılması noktasında, telefonla katılması noktasında müvekkillerin taleplerini yerine getirmediği gibi bir duyum söz konusu. Gerçi bizim başımıza gelmedi. Biz katılabiliyoruz telefonla. Şimdiye kadar katılabildik. Göçmenlik bürosu görevlileri çok anlayışlıydı. Ama eğer böyle bir durum söz konusu olursa buna karşı mutlaka mülakata katıldığınız görevliyi uyarmanız gerekiyor. Ve mutlaka supervisor'ınızla yani sizin idarecinizle, yöneticinizle konuşmak istiyorum demeniz gerekiyor. Avukatınızın mülakata katılabilmesi için. Yine göçmenlik bürosu ve mülakatlarla alakalı başka bir gelişme. Bilindiği gibi iltica başvurularında eğer tercüman kullanmak istiyorsanız tercümanı yanınıza götürmeniz gerekiyor. Göçmenlik bürosu COVID nedeniyle 23 Eylül'den itibaren 6 ay süreyle kişilerin kendi yanında tercümanlarını götürmesini yasakladı. Bu şu demek, mülakatta tercüman kullanamazsınız demek değil. Sadece tercümanı devlet size sağlayacak demek. Tabii bu beraberinde bazı soru işaretleri getiriyor. Çünkü normalde kişiler kendi bildikleri, kendi tanıdıkları tercümanla gitmek istiyorlar. Ona alışmış oluyorlar. Şimdi bir odaya gireceksiniz, mülakata başlayacaksınız. Karşınızdaki insanı bilmiyorsunuz, size tercüme edecek kişiyi bilmiyorsunuz ve bu kişi çok büyük ihtimalle orada olan bir kişi değil, telefonla bağlanan bir kişi olacak. Dolayısıyla böyle bir handikap söz konusu. O mülakattaki tercümanlık yapan görevlilerin monitör dediğimiz işi, yani tercümanın hatalarını düzeltme işini yapabildiğini biliyoruz ama bazı Türkçe tercüme yapan kişilerin Türkçeleri çok iyi değil, biraz zayıf. Dolayısıyla söylenen her şeyi anlayabilecekler mi, güzel tercüme edebilecekler mi? Burası biraz muallak ama önümüzdeki günlerde bunun nasıl ilerlediğini göreceğiz. Ama 23 Eylül'den itibaren önümüzdeki 6 ay göçmenlik bürosu asylum mülakatlarında
tercüman, sizin yanınıza götürdüğünüz tercümanı kabul etmeyecek. Bu net. Gelelim yine çok önemli bir gelişmeye. 2020 DV Lottery talihleriyle alakalı olan davada ne oldu? Şu anda ne aşamada? Bunun hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle DV 2020 talihlerinin açtığı davada ne olmuştu onu kısaca hatırlayalım. 4 Eylül'de mahkeme özellikle DV Lottery 2020 talihlilerinin davacı olarak bulunan talihlilerin vizelerinin hızlı bir şekilde verilmesi, green kartların hızlı bir şekilde verilmesi, daha sonra da diğer kişilere, DV Lottery kazananlara green kartların verilmesini devlete söylemişti, bunu talep etmişti. Daha sonra 3 hafta sonra tekrar bir araya geleceğiz. O zaman bana bir statü raporu vereceksiniz. Kaç kişiye bu vizeleri verdiniz? Ben de ona göre bir karar vereceğim demişti devlete. Peki ne oldu 4 Eylül'den sonra? 4 Eylül'den sonra konsolosluk ve göçmenlik bürosu gerçekten çok yavaş çalıştı. Davada ismi geçenlerin çok büyük bir kısmına bile hala ne mülakat ne de vizeleri verildi. Bir kısmına verildi evet ama çok büyük bir kısmına verilmedi. Dolayısıyla bunu mahkemeye sunarken devlet sanki öyle bir şekilde sundu ki geçtiğimiz aylardan gelen vize numaralarını da dahil ederek çok fazla insana vize verilmiş gibi, green card verilmiş gibi. Ama tabii dosyayla ilgilenen avukatlar, davacıların avukatları bu konuyu açıkladılar ve çok az sayıda kişiye mülakat verildiğini, vize verildiğini izah ettiler. Hakim de bunu anladı. Daha sonra hakim taraflardan iki konu hakkında bilgi istedi. Ve bu bilgiler ışığında da önümüzdeki hafta pazartesi günü bir dava duruşması daha yapacağını söyledi. Nedir bu iki konu? Birinci konu benim, yani hakim olarak benim 30 Eylül tarihini ileriye atma konusunda bir hakkım var mı? Kanun bana bu hakkı veriyor mu? Hem devletten hem de davacıların avukatından bu şekilde bir brief dediğimiz bir açıklama, bir hukuki mütalaa istedi. Bunu yapmasının sebebi de hakim evet kendisi de araştırıyor ama aynı zamanda tarafların ne dediğini duymak istiyor. Eğer 30 Eylül'den sonraya bu vize numaralarını ilerletebilmek için, tarihi ilerletebilmek için yani 30 Eylül'e kadar vize alamayan kişilerin 30 Eylül'den sonra vize alabilmelerini sağlayabilecek benim yetkimde bir karar var mı? Yoksa bu kongrenin, devletin kararı mı? Bununla ilgili bana hukuki mütalaa yazın verin dedi. Birinci istediği şey bu. İkinci istediği şey, diyelim ki benim bu konuda hakkım var ve ben vize numaralarını 30 Eylül'den sonraya aktarabiliyorum, sarkıtabiliyorum. Bu hakkın korunmasına karar verebiliyorum. Peki bunu kaç kişi için yapabilirim? Kaç tane vize numarası için yapabilirim? Bana bu konuyla ilgili ne düşündüğünüzü yazın dedi. Şimdi niye bunu söyledi? Şundan dolayı. Çünkü hakim şu şekilde düşünüyor. Eğer devlet green card kazananlara bu green cardları vermek istemeseydi bile COVID olduğu için, ortada bir virüs olduğu için yine bazılarını veremeyecekti. Çünkü konsolosluklar kapalıydı, işlemler yavaştı vesaire. Dolayısıyla hakim diyor ki ben green card numaralarının tamamının rezerve edilmesi gerektiğini, tamamının yeni seneye aktarılması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü COVID'den dolayı ister istemez biraz fire olacaktı. Vize numaralarının tamamını aktarabileceğimi düşünmüyorum. Ama yine de belli bir sayıda numaranın rezerve edilmesi gerektiğini ve yeni yıla aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla eğer birinci konunun cevabı evetse, yani benim buna hakkım varsa, ikinci konu kaç tane vize numarasını yeni döneme aktarabiliriz? 30 Eylül 2020'den sonrasını aktarabiliriz. Bu konuyla ilgili iki taraftan mütalaa istedi. Peki bu karar iyi mi kötü mü? Karar iyi, şu manada iyi, en azından hakim devletin 4 Eylül ile 30 Eylül arasında çok fazla bir şey yapmadığını ve yapamadığını gördü ve bu konuda davacılara hak verdi. Peki 30 Eylül sonrasında bu numaraları rezerve etme ile ilgili kararı ne olabilir? Geçmişte bununla ilgili bir mahkeme kararı var. Aynı mahkeme kararına atıf yaparak, onu uygulayarak belki de 30 Eylül sonrasına bu vize numaralarını geçirmesi mümkün olabilir. Onu bekleyip göreceğiz. Eğer geçirmesi mümkünse bu kaç kişiye münhasır olacak, kimleri kapsayacak? O şu anda belirsiz. Bu konuyla ilgili gelişmeler hala çok canlı, çok sıcak ve gerçekten çok enteresan bir şekilde devam ediyor bu hukuki savaş. Bununla ilgili gelişmeler netleştiğinde tekrar güncelleme yapacağım ama şu anda bildiğimiz bundan ibaret. Bakalım hakim bu konuyla ilgili en son ne karar verecek? Bu konularla ilgili sorularınız varsa lütfen benimle yorumlar kısmında paylaşın. Sizin yaşadığınız tecrübeler neler? Bana sormak istedikleriniz var mı? Bu sorulara ben bizzat kendim cevap veriyorum. Elimden geldiğince sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Videoyu beğenebilirsiniz. İlgi duyacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız yayınlanan videolardan önce sizin haberiniz olur. Hepinize çok teşekkürler ve iyi günler diliyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere.